Çok seneler geçti, çok yıllar geçti. Biraz uykum var, biraz yorgun. Şaka şaka şaka. Enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Ne gülüyorsunuz lan? Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. An itibariyle bir vlog ile daha karşı karşıyasınız. Öncesinde doğum günü vlogumu çekmiştim, evet. Benim için birazcık zorlu bir süreç olmuştu. Şu an itibariyle Çeşme Alaçatı'dayım, tatildeyim. Bir haftalık bir süreçte buradayım. Ve bu bir haftalık sürecimde siz de benimlesiniz. Güzel bir vlog olacak, inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Eğer her şey umduğum gibi giderse surf yapacağız. At binmeye gideceğiz. Yüzeceğiz. Koya gideceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Oley! Pat güm çap tut. Çok şımardım yine. Ne çok şımardım. İlk olarak size odamı göstereceğim. Odam çok büyük değil. Bir evdeyiz zaten, ev kiraladık. Ama diğer kişilerin odalarını göstermeyeceğim. Çünkü onların kendi odası olduğu için. Alt katı. Koya gideceğiz, ona göre hazırlanın. Yeni bilgi geldi. Alt katı gösterebilirim ama. Orada nasıl bir yer, kış bahçesi falan var. İlk olarak şöyle gösterebilirim. Odam gördüğünüz gibi bu kapıdan giriyorsunuz odama. Vay canına. Ondan sonra burada bir adet dolabımız var. Ben dolabın içine yerleştim bu arada. Bakın şöyle bir dolabım var. Şöyle bir yatağım var. Çok tatlı değil mi köşede? Küçücük. Şöyle bir komodinem var. İstak saldım. Bununla fotoğraf çekileceğim. Çok güzel çıkacak bence. Kitap okuyorum arkadaşlar artık. Çünkü kişisel gelişim. Business. Tripodum. Benim odam direkt burayı görüyor. Neyse, oda turumuz bitti. Aşağı inelim. Aşağıyı da görün isterim. O kadar. O kadardı yani. Görün yani, o kadar. Ekstra. Aa, düştü. Odanız ne kadar çirkin. Evet, burası girişimiz. Buradan ilerliyoruz. Burada bir adet mutfağımız var. Mutfak ke. Ondan sonra salonumuz böyle. Burada böyle bir bahçemiz var. Çok güzel bence. Gece ben burada depresyona girerim. Tam şurada. Buradan da çıkıyoruz bahçeye. Sonra havuz. Neyse, şimdi koya gidecekmişiz. İlk görevimiz koy. Bu bir survivor'dır. İlk görevimiz koya gitmek. Hadi gidelim. Daradadam. Ben hazırım arkadaşlar. Şöyle odama da bir adet ayna geldi. Bir adet yalnız. Evet. İçimde siyah bikini var. O zaman artık koya gidebiliriz. Evet, şu an dışarı çıktık. An itibariyle kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Böyle her şeyi çekmek istemiyorum aslında. Böyle kahvaltı yapmaya gidiyorum. Hazırlanıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Genel olarak doğal takılacağım arkadaşlar. Her şeyi görmeyebilirsiniz. O yüzden bu kız yemek yemiyor mu, bu kız şunu yapmıyor mu demeyin. Böyle bir vlog değil. Bu kız yemek yiyor. Bu kız yemek yiyor, evet. Hatta bu yemeği size özel çekeceğim, kahvaltımızı. Kahvaltı yerken. Kahvaltı yaparken. Yaparken. Ablam da işte burada. Gerçecesi. Hadi bakalım gidelim. Çocuğumu parka getirdim. Sallan kızım. Tamam. Benim kombinle şeyin alakasızdı. Yağmur çekimi yapacağım. Evet, kahvaltı bitti. Az önce gördüğünüz kısa kısa kesitler zaten. Kahvaltıda çok şey yapmak istemedim. Açmak istemedim kamerayı çünkü arkada ses vardı. Telif yiyemem arkadaşlar, üzgünüm. Gittiğimiz kahvaltı yeriyle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, gidiyorsunuz kahvaltı yerine, oturuyorsunuz ve önünüze bir kahvaltı geliyor. Hemen 10 dakika sonra falan geliyor zaten kahvaltı. Bir menü sipariş etmiyorsunuz. Önünüze gelen yiyecekler bittiği süreçte tekrardan yenilerini isteyebiliyorsunuz ve bu sınırsız devam ediyor. İstediğiniz kadar yiyorsunuz. Yani bir sınır yok. Kendimi Survivor'da gibi hissettim. Böyle açlık oyunları oynuyormuş gibi yiyorum. Kişi başı 633 TL ödüyorsunuz ve sınırsız kahvaltı. Ama az yiyen bir insan için biraz şey yani. Ben yemiş miyimdir 633 TL'lik bir şey? Yok, ben yemem ki o kadar, nasıl yiyeyim? Tam boğa burcuyum da o kadar da yiyemem arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık. Şimdi koya gidiyoruz. Biraz yüzelim. Sonra eve geçip dinleneceğiz. Koyla görüşürüz o zaman. Evet, şu an koya geldik. Fakat tek sıkıntımız şemsiye almamışız. Yani bu durum çok kötü bir durum. Çünkü ben yanmak istemiyorum. Çünkü ben bronzlaşmak istemiyorum. Ben beyaz kalmak istiyorum. Kumral kalmak istiyorum. Esmerleşmek istemiyorum. O yüzden bittim. Sürebildiğim kadar güneş kremi süreceğim yüzüme. Bu şekilde idare edeceğim. Ve inanıyorum ki yapacağım bunu. Taşlı denizden nefret ederim. Taşa basıyor ne oğlum? Bu arada fotoğraf çekilemedim. İstediğim gibi çıkmadı. Ben buraya kadar geliyorum. Gerisi yok bende.
Dalmak istiyorum ama dalamıyorum. Tutsanıza ben bir dalayım ya. Arkadaşlar çok soğuk. Kanka bir dakika, sen şu üstünü bir ıslat. Ya! Salak yazıkta girmiş. Gözlük mü var gözümde? Evet, ver şunu ver. Kanka gözlük oldum niye söylemediniz? Unuttum ben onu. Ana! Dur bekle şimdi. Ana! Gözlük de girmiş. Sonunda eve geldik. Deniz gerçekten çok yorucuydu. Şöyle oturmak istiyorum. Duşa gireceğim. Duşa girmeden önce de biraz havuzda yüzmek istiyorum. Yoruldum ama o yorgunluğu o tatlı sıcak havuzda yüzerek geçirmek istiyorum. Ondan sonra biraz uyku çekmeyi düşünüyorum ama uyuyacağım da hiç sanmıyorum. Çok hiperaktif bir insanım. 5 dakika önce yorgun gözükürsem 5 dakika sonra ne olacağım belli değil. Ben böyle biriyim. Değişik biriyim ya. Benim psikolojim falan mı bozuk acaba? Neyse, o zaman havuzda görüşürüz. Tipimden de belli olduğu sürece yalnız konuşmayı bile bitirmişim artık kendi çapımda. Tipimden de belli oluyor bence. Havuza girmedim. Hani siz de o kayıtları görmediğinize göre zaten. Girsem görürdünüz. Çünkü havuzda 3-4 tane insan vardı ve ben video çektiğim için çok farklı bakıyorlar. Böyle direkt dikkat çekiyormuşum gibi sanki. Rahatsız oluyorum böyle şeylerde. Daha sakin bir günde girmeyi düşünüyorum havuza. O yüzden girmedim. Duşa girdim, çıktım. Birazcık bakım yaptım ve aşırı uykum geldi. Böyle bir ağırlık bastı. O yüzden saat şu an 8. Tatil yerindeyim ve dün gece yola çıktık. Bu sabah buradaydık. Bugün çok bir aktivite yapmayı düşünmüyorum. Denizde yüzdük. O da yordu. Duş alınca da bir ağırlık bastı. O yüzden bugünü erken kapatmak istiyorum. Ama kapatmadan önce tabii ki TikTok'ta bir yayın açacağım. Yayın yapacağım ilk olarak. Nasılsınız? İyi misiniz? Falan filan. O yüzden bugünü burada bitiriyorum vlogda. Yarın sabah görüşürüz. Bye! Gece 3 defa uyudum çünkü kitap okudum. Ben uyanıp geliyorum. Elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim. Ondan sonra konuşalım. An itibariyle kendime geldim. Enerji. Süper bir gün olacak. Bugün arkadaşlar bir tık daha düne göre yoğun geçecek. Dün çok yoldan geldiğimiz için aşırı yorgunduk. Yorgun olduğumuz için de çok uzatmak istemedik. Bir şeyler yapmak istemedik ama gece kumru yemeye gittik sadece. O kadar. Onu da kayda almadım çünkü Alaçatı çok kalabalık oluyor ve böyle gezmek istemedim Alaçatı'da. Şu an aşağıda kahvaltı hazırlıyorlar. Günaydınlar efendim. Günaydın. Başladı gene. Ay. Burada kahvaltı hazırlanıyor. Bugün dışarıda kahvaltı yapmıyoruz. Ben de avokadolu sosumu hazırlayayım. Avokadolu ekmek yiyelim. Süper bir şey oluyor. Değil mi? El sağlayın kamerama. Evet, bugün beach'e gideceğiz arkadaşlar. O yüzden ben şimdi kamerayı kapatıyorum. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra beach'e yola çıkacağız. O zaman siz yolda kamerayı açmam büyük ihtimalle. Direkt beni beach'te göreceksiniz. Buradan bir anda beach'e gideceğim işte. Evet arkadaşlar, an itibariyle beach'imize geldik. Normal bir şekilde yüzeceğiz. O olacak, bu olacak. Ama ben denize girmeyi düşünmüyorum bugün. Çünkü ben fotoğraf çekilmek için geldim buraya. Eve geleli bir saate yakın oldu. Havuzda yüzdüm. Buraları çekmedim. Neden çekmedim bilmiyorum ama keşke çekseydim. Atlamayı falan denedim şu havuza. Yapamadım. Yarın tekrardan yapacağım. Yarın sabah 6'da uyanacağım hatta bunun için. O kadar hırslandım. O havuzda balıkla mı atlayacağım ya? Yapamıyorum. O kadar sakat gibi atlıyorum. O kadar komik ki. Yarın zaten eğer uyanırsam erkenden atlarken beni görürsünüz. Eve geldim. Oda dağınık. Rezalet halde. Çok güzel bir Çok güzel bir kombin yaptım. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir kombin. Şimdi kapatıyorum kaydı. Hazırlandıktan sonra mükemmel Feride'yi görmeye hazırlanın. Alaçatı çarşıya gideceğim. Öyle. O zaman hazırlanıp geliyorum. Dur, kafa atarak değişim yapacağım. Değişim yaptım. Nasıl oldum? Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Çünkü istediğim gibi olmadı. Durmadı yani. Şöyle gösterebilirim size. Şöyle bir kombinim oldu. Gri etek. Şöyle bir bluz. Alaçatı kombinim böyle benim. Aslında çok yoğun bir makyaj yapmadım ama şu an burada çok şey duruyor böyle. Duruyor yani. Ne yapmış bu kız kendine? Böyle. Şimdi bir TikTok videosu falan çekeceğim öyle. Sonra çıkacağız buradan. Arabada devam ettiririm videoyu. Şu anlık bye's. Mükemmel oldum. Evet arkadaşlar, şu an dışarı çıktık. Ablam bana flash çakıyor yani. Flash açtı. Çünkü gözükmüyorum. Alaçatı'ya doğru yürüyoruz. 2-3 dakika falan kaldı. Alaçatı'nın içine girdiğimde çok fazla insan olacak. Çünkü Alaçatı'nın belli bir saatlerinde, hele ki bu saatlerinde
çok fazla insan oluyor ve ilerlemek çok zor oluyor. Elimde kamerayla nasıl ilerleyebilirim bilmiyorum ama o dramamı çekeceğim. Orada nefessiz kaldım. Böyle geziyorum içinde insanların. Bilmiyorum. Şimdi bakalım. O zaman yavaştan geçelim. Yemek yiyelim. İlk fotoğraf çekilmeyelim. 1 milyon. Aa evet. Önce fotoğraf sonra yemek. Yemek çok güzel oldu çünkü bugün. Hayır, önce fotoğraf kanka. Yemek yedikten sonra karnım şişiyor, şişman çıkıyorum. Yemek yemeden çekilirsem zayıf, güzel, fit, mükemmel çıkarım. Samimiyet. Samimiyet. Evet, yemek yeme yerinden çıktık. Şimdi Alaçatı'da birazcık dolaşmaca. Ondan sonra eve geçeceğiz. Çok gezmek istemiyorum. Bilmiyorum partide ne yapılır yani. Yarın mı yarından sonra mı ne surf falan yapmayı düşünüyoruz. Burada çok müzik var. Telif yerim. Üzgünüm. Bak. Seyda'dan kanalına abone olmayı unutmayın. Tam şu anda abone oldunuz. Evet. Günaydın. Dün Vampir Köy'le oynadıktan sonra GoPro'muz çok hızlandığı için yine şak diye suratımıza kapandı. Bilmiyorum kaydı aldı mı. Umarım almıştır çünkü izlemenizi istediğimiz eğlenceli bir oyundu. Şimdi yeni uyandık. Sesimi görüyor musunuz? Gerçekten şok içerisindeyim. Burnum tıkalı ve sesim gitmiş durumda. Hasta olacağımı düşünüyorum ama hasta olmamam gerekiyor. Hasta olursam bunun dönüşü yok. Yani nasıl hasta olabiliyorum anladın mı? Hasta olabilecek bir şey yapmadım. Her neyse kamerayı yine suratıma kapandı. Alanı doldu bir de artı olarak. Neyse. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bugün biraz havuzda yüzmece. Siz de bu havuzda yüzmeceyi izleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Bu sefer sizi de alacağım. Havuzda yüzdükten sonra ki aktivitelerimizi sırayla bakarız. Çık arkamdan. Çek! Sabah sabah. Bir şey soracağım. Evet, kahvaltı yapmaya gidelim. Çok açım. Hadi kahvaltı yapalım. Kahvaltı mı? Yaşasın yumurta. Açtı burada mı? Burada açtı gel. Yumurta. Kruvasan. Süper. Bana daha fazla koydu. Yumurtaya alerjisi var ki bunun. Evet ya hasta oldum şaka gibi. Ya yumurtaya alerjim olması yumurta yiyemem anlamına gelmiyor. Sadece dozunu kaçırma anlamına geliyor. Haksız mıyım? Bu da dozunda bence. Garip bir ağırlık var üstümde. Çok nazar. Gerçekten hangi kem gözlü ya? Ben biliyorum hangisi. Kim? Dün işte iki tane vardı. Kızları mı diyorsun? Pis kem gözlüler. Masanlarımız. Evet biz artık şimdi kahvaltı yapacağız. Ölüyorum galiba ya. Gerçekten burnum tıkalı, boğazım acıyor. Ve dün hiçbir şeyim yoktu benim. Tatilde hasta olan o kız. Gerçekten su matarı. Manyaklar şu tabanca. Islatma. Islatma. Kanka ya kameram. Seni tam böyle koyacağım tamam mı? Kanka üstüme kül temizleme şeyi çıktı. Bak kötü kokuyor ya. Kanka çok kötü kokuyor ya. Kanka onu bir çekiyorum alayım. Lan. Hayır. Sen kapıdakini gördün mü? Köpeğe bak. Küf temizleme şeyi sıktı bana ya. Oğaz ne kadar güzel. Sıçacağım ağzına bak. Onu da yürekeceğim bugün. Biraz gerginler galiba. Havuza girecektik biz en son. Arkadaşlar biz en son havuza girecektik. Ne yapıyorsun? O kadar büyük. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Hadi. Hadi beni ıslatıyorsun da. Ben seni ne yapacağım şimdi havuzda? Cebimde telefon var. Ha geleyim mi? Sıkma evin içi ıslanıyor. Nasıl temizleyeceğiz ya? Onu almadan önce düşünecektiniz. Oğlum bir tane sık denen Emre. Saçlarıma bakın. Çok güzel oldum. Şımdık. Havuza gidiyoruz arkadaşlar. Havuzda yüzeceğiz. Aa dur. Halhalımı takmadım. Ben de diyorum bir şey eksik benim hayatımda. Eksik bir şey var. Halhal. Daha önemli ne olabilir ki? Takı kadar önemli bir şey var mı? Yok. Takı olmazsa olmaz. Lütfen. Tam böyle şey oldum. Tinky Winky. Dün bu arada şey konuşması yapamadık. Gün değerlendirme konuşması yapamadık. Çünkü ben çok yoruldum ve gerçekten vücudum buna dayanamayacak olduğu için gün konuşması yapamadık. Dünden bahsetmek istersek biraz. Dünden bahsettikten sonra havuza girebilirim diye düşünüyorum. Dün biz ne yaşadık ya? Hatırlamıyorum da ben. B12 eksikliğim var. Biraz sonra... Vampir köylü oynadık kamerayı kapattıktan sonra da. Vampir köylü... Sen 3 kere vampir olup asla yakalanmadın. Of of of. Var ya biz 3 kere üst üste vampir köylü oldum. Vampir köylü oldum ne ya? Vampir köylü oynadık tekrar. Vampir oldum üst üste ve öyle bir oynamışım ki inanmıyorlar benim vampir olduğuma. Öyle bir yanıltmaca ki sinsilik dedin mi de ben.
Ayıp ediyorsunuz ya. Öyle işte arkadaşlar. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü hastayım ve çekilmez bir insanım şu an. Gerçekten sinirliyim. O yüzden artık havuza girmek istiyorum. Yani evet. Hadi havuza geçelim. Evet arkadaşlar, gözlükle atlayacağım. Çok havalı olacak. Hazır mısınız? Dalıyorum. Giriyorum. Bu arada unicorn patladı. Ve 3, 2, 1. Gözlük hiç çıkmadı, farkında mısınız? Şunu kamera yere mi sabitlesem lan girip? Bekle bakayım yapabileceğim mi? Ya da dur böyle gireyim direkt. Ha? Şöyle yapacağım direkt. Şöyle yüzerim biraz. Size burada zarar gelmez arkadaşlar. Dalmaca geliyor. Allah hal halım çıktı ya. Oo! Bak gözlükle yüzüyorum işte. Boşuna bana gözlüklü kız demiyorlar. Neydi? Ay bravo. Burada atar mıyım sence sana? Atarsın. GoPro'yu kaybettim ya. Gidiyordum oraya doğru. Bir de şimdi hastayım ya. Burnum tıkalı ya. Su altında çektiğim Ceremi'yi kimse bilemez. Aşırım nerede ayol? Ne? Hadi birazcık dalalım sizle. Güzel güzel bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Ölüyordum. Ölüyordum. Harbi diyorum. Ölüyordum ya. Test sürücüler abarayım. Deli miyim lan ben? Lan oğlum öyle olmaz, yapılmaz. Lan oğlum öyle olmaz, olmaz. Yakma. Bodrum'da tanıştık ve dedi selam, ben Deniz. Gel benim villaya, bebek mangalı yerleri. Hazırlandık ve geldik. Nerede gidiyor önden? Çift. Oh. Hayat onlara güzel demek isterdim fakat bana güzel. Çünkü tekim. Birazcık burnum tıkalı. Hastayım yani. Bayağı hasta oldum. Garip. Çok garip yani. Hadi bakalım içeride devam ederiz o zaman. Şeyler olmuyor. Çıktık oradan. İşte Alaçatı'ya gidelim dediler. Çık ve ben arabada uyudum. Yani vücudum çok ağrıyor. Hasta olduğumu fark ettim. Hastayım da. Çok hastayım hatta. Belki yarın bir serum yerim ya da bir ilaç alırım. Ya belli değil. Yarın olsun bir bakalım. Daha kötü olursam sıkıntı. İyi olursam süper olur. Yani şu 2-3 gündür doğru düzgün saçma yoruluyorum. Bir çok aktivite olarak yaptığımız pek bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Beni yoran şey ne? Beni hasta eden şey ne? Onu da bilmiyorum. Ama bağışıklığım aşırı düştü son zamanlarda. O yüzden direkt hava değişikliğinden dolayı bir hastalık kaptığımı düşünüyorum. Eve geldim. Makyajımı çıkarttım. Pijamalarımı giydim. Yatağıma yattım ve vlog çektiğimi hatırladım. Sizi yine unutmadım bu halde bile. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Günaydın arkadaşlar. Bir baş belası olarak arkadaşları uyandırdım. Evet. Serum yemeye gidiyorum. Ben bu halde tatil matil yapamam. Olmaz, böyle bir şeyin imkanı yok ya. Yemin ederim var ya, sanki böyle biri konuşamadım bile yani. Boğazım çok kötü, başım ağrıyor. O yüzden serum yemeye gidiyorum. Soğuk. İnşallah verirler bana serum. Evet arkadaşlar, serumumuz geldi. Şöyle bakarsanız sarı bir şey gözüküyor. Bilmiyorum ya, ben artık anlamıyorum kendimi. Yani normalde böyle bir insan değildim ben. Kolum hafif hafif acıyor. Yani onun varlığını unutup devam etmem lazım. Şu an kolum bir tık acıyor. Yani uyusam mı? Uyuyabilir miyim ki? Uyursam, düşünsenize uyuyorum yanlışlıkla. Şu tarafa dönüyorum, istiyorum. Kolum takılıyor falan. Ay! Allah korusun. Şu burun akıntım gitsin. Bitti lan. Yeter lan. Günah geldi lan. Serumum bitti. Çıkarttılar bakın. Bitti serumum. Artık buradan taburcu olalım, çıkalım. Yemek istiyorum, çok açım. Evet, şimdi hastaneden çıktık, eve geldik. Üstümü değiştirdim ve kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Süper bir gün gerçekten. Ama biraz daha kendimi daha iyi hissediyorum. Şu an daha enerji olarak, motivasyon olarak daha iyiyim.
Gidelim bir kahvaltımızı yapalım, karnımızı doyuralım. Ondan sonra bakalım. Surf yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yapacağız. Hadi bakalım. Göm. Arkadaşlar şimdi surf yapacağımız yere geldik. Ben serum yediğim için aşırı aşırı kendime geldim ve bomba gibiyim şu an. Her şeyi yapabilirim yani. Lütfen. Surf yapalım hadi. Şunlara bak. Hadi bakalım. İçeride görüşürüz. Ben bunu giyeceğim. Kalbi var üstünde bak. Allah'tan onun kalbi var. Benim de yok. O yüzden kalbi olanı aldım. Hazır mısınız arkadaşlar? Değişim yapacağım burada. Hadi suitime gidip geliyorum. Taradadam. Kanka bu niye bu kadar dar? Dar zaten. Aa! Pislik ya, öküz. Ya bu uzun uzun, Allah kahretsin uzun ya. Kısacık bir şey istiyordum ben. Terliklerimi almayayım. Anahtarımızı aldık. Hadi bakalım surf yapmaya. Geldim. Evet. Evet. Berda merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Bugün surf yapacağız. Çok heyecanlıyım. Aynen. Bugün surf yapacağız. Bu sporun adı rüzgar sörfü, windsurf diye geçiyor. Bu spordaki bizim amacımız başlangıç seviyesinde başladığımız yere geri dönmek. Anladım. Bizim amacımız burada başladığımız noktaya geri dönmek olacak. O yüzden biz ilk derste önce size malzemeyi tanıtacağım. Sonra denge çalışması yapacağız birlikte. Ondan sonra da size dönüşü göstereceğim. Çünkü yelkeni havada tuttuğumuz zaman gitmek çok kolay ama dönüp buraya tekrar geri gelmek çok zor. Hocam şimdi atıyorum ben gittim gelemedim. Ne yapacağım? Gittin gelemedin. Board'dan ineceksin. Ben sana direktif vereceğim. Board'dan ineceksin. Board'u çevireceksin. Tekrar buraya doğru geleceksin. Ya da ben gelip seni kurtaracağım. Ya da botumuz var gördüğün gibi. Şurada kurtarma botumuz var. Kaptanımız var. Bizi izliyor olacak. Gelemediğin durumlarda bot seni gidip alıp buraya getirecek. Tamam. Bu derste biz zaten ilk dersimiz olduğu için çok fazla uzaklaşmıyoruz. Yakın bir mesafede yapacağız surf'ü. Önce dönüşü göstereceğim dediğim gibi. Dönüşü oturttuktan sonra seyiri yani gidişi gösterip ikisini birbirine bağlayacağım. Tamam mıyız? Süper. Okey. Şarjım çok az kaldı. Umarım burada benim bütün yaptıklarımı izleyebilecek kadar sizi çekebilirim. Beyler sarkışmayın. Ön bacak gergin, arka diz bükülür. Bravo. Arka elini biraz daha uzaklaştırıyorsun seninle. Biraz daha uzaklaştır. Buraya alır mısın arka elini? Güzel. Ön kolun gergin, bunu çektiğin zaman gaz olmuş oluyor, tamam mı? Okay. Bunun adı bomba, bunun adı direk. Bunu çektiğin zaman gaz vermiş oluyorsun ve gidiyorsun. Bu şekilde tutar mısın? Bravo. Evet, güzel. Çok iyi, süper. Bravo, buraya bak lütfen. Hoppa. Ay, dur şu anda. Bir de şimdi arka elini yaklaştır. Temel duruşa geçme, dönüş yap. Bravo. Dur öyle gel. Çok iyi. Gerçeğini biraz board'un önüne doğru yatır bakalım seni de. Board'un önüne. Direği board'un önüne doğru yatır. Evet, gaz ver şimdi oradayken. Önce tutarken gaz ver. Bana doğru yatır. Yani. Bana doğru, bana. Anlamadım. Oh, hocam orada dönemeyeceğim sanırım. Çok gerildim. Bir sefer nasıl tuttum bunu? Nasıl baba? Bu arada hocamız. Merhaba. Tanıtın kendinizi hocam. Ben Bubi Surf Okulu'ndan Ali Hoca. Yaklaşık 8 senedir surf eğitmenliği yapıyorum. Alaçatı'da surf öğrenmek istiyorsanız sizi de Bubi Surf Okulu'na bekliyoruz. Bence gelmelisiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir aktivite. Ben çok sevdim ve ben daha çok gidip geleceğim biraz. O yüzden kaydı burada kapatıyorum. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben surf yapmaya gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar şu an yelken sörfünden çıktık ve hızımızı alamayıp üstümde bir yelek gördüğünüze göre ne yapıyoruz? Jet ski. Bence çok eğlenceli olacak. Çok fena. Fena bir şey yapacağım. Şortumla da girerim şöyle. Emre eniştemi aldım, gezdiriyorum. Abo. Sıkıntıya düşeceğiz gibi var ya. Vallahi sıkıntıya düşeceğiz. Ya denize düşeceğiz yani. Öyle bir his var içimde. İlk bir düzeleyim. Hadi eve gidelim artık. Let's go. Evet, an itibariyle vlogumu nerede açtığıma bakmak ister misiniz?
havaalanında. Dönüyorum. Biliyorsunuz ki bir haftalık bir tatilde dönmem gerekiyor. Çünkü bir buluşmamız var. Sizinle buluşuyoruz. Bunu kaçıramazdım. O yüzden dönmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde hem de. Yarın buluşmamız saat 2'de. Zaten bunun duyurusunu yaptım. Bakalım kimler gelecek. Biliyorsunuz ki bir haftalık bir vlog dedim. Bir haftalık vlog olduğu için tatilin bitmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Siz de benimle geliyorsunuz. Sizinle buluşmaya geliyorum. Hazırsanız geldiğimde görüşürüz. Kameramın şarjı çok az durmadan uyarı veriyor. İstanbul'da devam edeceğim kaydıma. Uçakta bir iki kayıt alacağım sadece. Sizi seviyorum ve sizin için geliyorum. Uçakta görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, havaalanından sonra şarjı çok az olduğu için kameramın, uçakta da uyuyakaldığım için uçakta kayıt alamadım. Şu an hazırlanmış durumdayım gördüğünüz gibi. Eve gittim, üstümü değiştirdim, hazırlandım, çıktım ve şu an sizinle buluşmaya geliyorum. Sizin için hazırlandım. Bebek gibi oldum. Her zamanki gibi falan yapmışım. Şimdi buluşma alanına gidiyoruz. Orada görüşürüz. Süper bir buluşma olacak bence. Şak. Kim var burada? Evet, biz buluşmaya geldik. Vlog, tatilden beri vlog çekiyorum. Tatile gittim sensiz. 5 gün. Ben siz tatile gitti. Timin nasıl çıkıyor gördün mü? Gözü gibi. Vlogumu el sağlamak ister misiniz? Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Ben de seni çok seviyorum. El sağlamak ister misin vlogumu? Hadi abone iste. Abone olun arkadaşlar. Feride ablayı takip edin. Çak. Evet. Hadi. Siz de. Ne haber? Nasılsınız? Oh, hoş geldiniz. Siz gelmeyenler. Evet, siz kaybettiniz gelmeyenler. Çok mutluyum. Çak. Abone olun, unutmayın. Evet. Abone olun, like atın, unutmayın. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yaşasın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sen sus. Takip edin. Sen sus. Bildirimleri açın. Nasılsın? Bizi çeksene. Gel, gel kameraya sallayalım senden. Dur da kamera. Ricam seni, ismin ne senin? Ne? Sesini söyle. Duya. Ne güzel ismin var senin. Fıstık. İzliyor musun bizi? Ne? İzliyor musun? Evet. Seviyor musun peki videolarımızı? Evet. Yiyeceğim şimdi seni ya. Artık buluşmanın sonuna geldik. Bye bye. Kendinize çok ederim. Bye bye. Teşekkür ederim. Hadi el sallayın son hepiniz. Görüşürüz. Evet, buluşmanın sonuna geldik. Çok güzel bir buluşmaydı. Gerçekten PUBG Mobile yine bizi bir araya getirdi. Onlara buradan çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Hem buluşmaya gelen arkadaşlarımız adına hem de kendim adına. Böyle etkinliklerin gelmesi, daha çok yapılması umarım çok fazla olur. Bir sonraki etkinliklerde de görüşmek üzere. Vlogumu da burada bitirmeyi düşünüyorum. Tatilim ve sizde olan buluşmam sona erdi. Çok güzeldi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, video like atmayı, yorumlarda da en çok sevdiğiniz kısmı belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.